Zafer Arapkirli, 20 Ağustos 2021 Cumhuriyet Yahu siz aklınızı mı yitirdiniz? Türkiye'de son zamanlarda her kesimden gelen seslere kulak verdiğinizde insan gerçekten bir rüyada hatta bir kabusun tam ortasında hissedebiliyor kendini. Öyle laflar edilebiliyor. Öyle fikirler savunulabiliyor ve öylesine akıl ve mantık sınırlarının dışına çıkılabiliyor ki hani şu malum buraya yazamayacağım küfür ifadesinin zekice üretilmiş masum karşılığı ağzımızdan dökülüyor. Yok artık. Mesela önüne gelen bu Covid-19 pandemisi ve bununla mücadele konusunda bir şeyler söyleyebilme hakkını kendinde görüyor yahut tıp biliminden, bunun halk sağlığı denen dalından, epidemiyoloji denen yan dalından, tababetten, farmakolojiden, biyolojiden filan söz ediyoruz. Yani en azından 6 ila 8 yıl temel bir eğitim ve pratik sonrasında bile daha başlangıç seviyesinde kabul edilip, üzerine en az bir o kadar koyulmadan yetkin sayılmayan insanlardan söz ediyoruz. Bunların bile bir konuşup üç sustuğu yani son derece temkinli konuşabildiği bir alandan söz ediyoruz öyle önüne gelen her cahil nagehanın fikir yürütebileceği ve fetva verebileceği bir şeyden değil kafayı mı yediniz kardeşim mesela Afganistan'da yönetimi ele geçiren ve sicili belli niteliği belli kendileri gibi terör örgütleri dışında tüm dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği bir katil ve caniler sürüsünün afgan kardeşlerimiz diye tanımlanmasından söz ediyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin koskoca yöneticilerinin ki aralarından biri Ankara Çubuk'taki terörist linç çetesine de arkadaşlar mesajınızı verdiniz tamam diye hitap etmişti. Afgan kardeşlerimiz diye hitap etmesinden Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Mesela bir yabancı heyetin başkanı ile birlikte yapılan basın toplantısında konuk liderin büyük reformcu Mustafa Kemal Atatürk dediğinde ev sahibi devlet katında bu sözlerin tercüme edilmesinden duyulmuş olabilecek korkudan söz ediyorum. Bu nasıl bir iğrenç ve aşağılık korkudur? Siz kayışı mı sıyırdınız birader? mesela doğu sınırlarımızda yaşanmakta olan endişe verici bir göç dalgası karşısında ülkenin sınırlarının delik deşik olduğuna yol geçen hanına döndüğüne dikkat çeken bir grup gencin hudut namustur diye pankart asması üzerine gözaltına alınmalarından söz ediyorum Bundan daha da absürt ve vahim olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu slogana sahip çıkması üzerine namus sözcüğünü ille de bel altı ve cinsellik bağlantılı bir kavram olarak algılanması pratiğine sahip çıkan, aklı başında sandığımız, aklı evvel sözüm ona aydın kadınlarımızın komik ve absürt tepkisinden söz ediyorum. Namus deyince aynı cübbelinin anladığı versiyona yazılanları kastediyorum. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? yandaş, yalaka, yalancı, yılışık, yardakçı, besleme 5Y1B medyasından bir köşe yazarının ellerinden gelse Erdoğan'sız bir Türkiye hayali kuracaklar cümlesinden söz ediyorum. Herifin abdüllük düzeyine bakar mısınız? Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetmediği bir Türkiye hayali kurmayı adeta suç sayacak. Bu derece kendini bilmezlikten, bu derece bir hödüklükten söz ediyorum. Sizin beyniniz, yüreğiniz ilaçlanmış mı? Bir sporcu genç kadının cinsel yönelimini, mangal gibi yüreğini ortaya koyarak kamuoyunun önünde deklare etmiş olması karşısında ona hakaret eden ve ahlak dersi vermeye kalkışan badeci, sübyancı, ensarcı, pedofil, dört eşlilik savunucusu kerkenizlerden söz ediyorum. Ne yer, ne içersiniz siz? Mesela Karadeniz'deki sel felaketinin neredeyse her tekrarlandığında ortaya bir kez daha çıkan dere yatağına yapılaşma hatasından kaynaklandığını bile bile buna karşı önlem almak yerine e biz demiştik yapmayın diye diyen ama iki cümle sonra vatandaşın yıkılan evlerinin hızla onarılmasına yardım edeceğiz diyen sorumsuz yetkililerden söz ediyorum. Yine bu sel felaketi üzerine iban verelim, devlete yardım edin, başka türlü altından kalkamayız diyen ama 3 gün sonra uçaklarımız yangına yetişmiyor, help Turkey diyenleri neredeyse ülkeyi güçsüz göstermeye çalışan vatan hainleri diye karalayan minnacık beyinli kafadan söz ediyorum. Hangi birini sayayım? Siz çoğaltabilirsiniz.